Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Sure-i Ali İmran'a devam ediyoruz. Ve 80. ayetteyiz. Aslında dün okumalıydık o 80. ayeti. Çünkü dün hangi ayeti okuduk? Yine Necran'dan gelen papazlar heyetiyle olan konuşmalar bugün 84. ayette bitecek. 80 küsur ayet. Dün ne demiştik? Cenab-ı Hak birisine kitap versin, hüküm ve hikmet versin, peygamberlik versin. Sonra da bu verdiği insan siz Allah'ı bırakın bana kul olun desin. Mümkün değil. Veya şöyle desin. İşte bugün onu devam ettireceğiz. وَلَا يَأْمُرَكُمْ Size emretmez böyle bir insan. اَنْ تَتَّحِدُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ اَرْبَابًا Allah'ı bırakıp melekleri ve peygamberleri Rab kabul edinmenizi söylemez. اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Siz Allah'a teslim olduktan sonra size küfürle mi emredecek bu adam? Yani mümkün değil yani. Peygamberler için bu iftira. Şimdi yeni bir cümle, bu da çok önemli. Yine ehli kitapla alakalı. Ve iz, hatırla, hatırlayın. Bence muhatap burada yani bütün İsrailoğulları ama herkes dahil buna. Ve iz, hatırla. Ehadallahu misaqan nebiyyin. Peygamberlerden söz almıştı Allah. Nasıl? لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ Yani ben size kitap ve hikmet getirdiğimde, anlatabildim mi? Sizden almıştı. Allah adına sizden söz almıştı. وَسُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَاكُمْ Ve sizin elinizdeki mukaddes şeyleri tasdik edici bir peygamber de size geldiği zaman, yani peygamberimiz. Böyle bir söz almıştı. Letü'minun nebihi. Ona kesin iman edecektiniz. Bu lam değişik manalar ifade ediyor gelecek tefsirde. Ve letansurunnehu. Kesinlikle ona destek olacak, yardım edecektiniz. Böyle bir söz almıştı Allah. Kale buyuruyor ki e'akrartum ve ehastum ala zalikum usri. Yani siz ikrar ediyor musunuz? Ve bunun üzerine yani sözünüzü kabul ediyor musunuz böyle yani? Ne diyorsunuz? Kalu, yani İsrailoğulları demişti ki ekrarına kabul ettik. Yani destek olacağız, sahip çıkacağız gelecek peygambere. Ama maalesef o ene ma'akum mineşşahidin. Ben de onlarla beraber buna şahit olanlardanım. Aman ya Rabbi, ya ya ya. Yani ikrarınıza şahidim manasında. Şimdi tefsirini okuyalım, biraz daha açsın. Biz tabii kısaca meal verdik. وَلَا يَأْمُرَكُمْ Yani böyle kendisine kitap ve peygamberlik verilen bir insan size emretmez. Emredemez, bir nas, bir mansup. اَطْفَنْ عَلَى سُمَّ يَقُولَ Kendisine kitap ve sünnet ve nübüvvet verilsin de sonra da şöyle desin. Mümkün değil, dün okuduk ya. وَوَچُوا Tarzı şu, yorumu. اَنْ تَجْعَلَ لَا مَز۪يدَةً لِتَأْك۪يدِ مَانَ النَّفْيِ ف۪ي قَوْلِهِ مَا كَانَ لِبَشَرٍ Yani bir insan için asla uygun olamaz. O la, buradaki menfi manayı pekiştiren bir kelime. Anladın değil mi? Yani size bir insan için layık değil. Ne layık değil? Şöyle şöyle olmasına rağmen şöyle şöyle yapması. Aynı zamanda size emir de edemez. O la, tekit için gelmiş. وَالْمَانَا مَانَا مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يَسْتَنْبِئَهُ اللّٰهُ وَيَنْصِبَهُ لِلْدُعَاءِ اِلَى اِخْتِسَاسِ اللّٰهِ بِالْعِبَادَةِ وَتَرْكِ الْاَنْدَادِ Yani insanoğluna layık olamaz ki Allah ona peygamberlik verir. Ona Allah'a sadece ibadet etmek üzere davet etmesi için atar. يَنْصِبَهُ demek peygamber olarak tayin eder. Ve terkil emdadi Allah'a zıt şerik koşulan zıtları terk etmeyi emreder. Sümme emuran nase bi en yekunu ibaden lehu. Sonra da insanlara kendisine kul olmalarını emretmesi mümkün değil, uygun değil yani beşere. Ve emurekum ve size emretmesi
En tettehidul melaikete ve nebiyyine erbaba. Melekleri ve peygamberleri Allah'ı bırakıp Rab edinmenizi asla emretmez böyle bir insan. Değil mi? Kema tekul. Şöyle dediğin gibi. Yani Arapçadan misal veriyor. Bu kalıp çünkü bu. Anladın değil mi? Bu kalıp. Kalıbı iyi ezberlemek lazım. Mâ kâne li Zeydin en ükrimehu sümme yuhineni. Zeyd'e yakışmaz. Ben ona bu kadar iyilik yaptıktan sonra bana ihanet etmesi. Anladın değil mi? Vallahi yani filan adam yani yakışmıyor. Yani ben çok iyilik yaptım. Ona üniversiteye ihanet etmesi hiç yakışmıyor. Anlıyorsun. Olay bu. Ve la yestehife bi, beni hafife alması. Ve bir raf'i merfu da okunmuş. Enteresan. Nere merfu okunmuş? Yani bunu okuyalım da. Ve bir raf'i dedi ve la ye'murukum şeklinde. Anladın değil mi? Ye'murukum değil de bir nas bu. Yani merfu da okunmuş. Niçin? Nasıl? Kim okumuş? Hicaziyün ve Ebu Amrin ve Aliyün. Nasıl? Ala iptidâil kelam. Yeni bir cümle başlangıcı gibi. وَالْهَمْزَةُ فُي اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ O sizi küfürle mi emredecek? Oradaki hemze lil-inkar, inkar, istifam-ı inkari diyoruz. Yani etmez. Yani bu durumda o manaya gelir. وَالْضَمِيرُ فِي لَا يَأْمُرُكُمْ لَا يَأْمُرُكُمْدَكِ زَبِرْ وَاَيَأْمُرُكُمْ لِلْبَشَرْ Yani bir insan böyle yapar mı? Ya beşere dönüyor, ev lillahi veya Allah'a dönüyor. Allah emreder mi böyle bir şey? Anladın değil mi? İkinci mana. Esas beşer. Ve kavlu şu cümle. Ba'deyiz entüm muslimun. Yani siz Allah'ın emirlerine teslim olduktan sonra. Yedüllü ala şunu gösteriyor. Ennel muhatabine kânu muslimin. Ha. Bu muhataplar için, muhatapların Müslüman olduğunu gösteriyor. Başta dedim ya. Genel. Herkes bu emre muhatap yani. Yani Yahudi'ye de dersin, Beni İsrail'e de dersin, Müslümanlara da. Ya mümkün mü kardeşim? Allah bir kuluna nübüvvet versin, kitap versin, sonra da desin ki bana kul olun, sonra da desin ki işte melekleri ve peygamberleri Rab edinin. Bu genel, Müslümanlara da olabilir. وَهُمُ الَّذ۪ينَ اسْتَذَنُوا اَنْ يَسْجُدُوا لَهُ Hangi Müslümanlar? Peygamberimize secde etmek için izin isteyenlere söylenmiş olabilir. Anlaşıldı. Bu da güzel. Bak kardeşimiz geldi. O da güzel. Ve'iz. İşte bu da önemli. Yine hatırla ki ahadallahu mithaqan nebiyyin. Anlatabildim mi? Peygamberlerden Allah söz almıştı. Burada görünen mana peygamberlerden söz almış olması. Ama burada mana peygamberler yoluyla sizden söz almıştı manası çıkacak. Açıklayacak. Hu ala zahiri görünen manaya göre yani men ahadel min ahzil misaki alen nebiyyine bidalike. Yani bu konuda peygamberlerden söz alma. Evil murat veya şudur misaku evladin nebiyyin. Esas bence bu mana. Peygamberlerin evlatlarından alınan söz. Peygamberler yoluyla alınan söz. Yani vahum beni İsrail. İsrailoğullarından alınan söz. Ala hasfil mudaf, muzaf hasfedilmiş yani evlat kelimesi. Ve lamu fi lema ateytukum fi min kitabin ve hikme. Nasıl bir söz alınmış? O lema, lami muvatta diyorlar. Bir cümleyi yani yeni bir manayı hazırlık yapıyor. Anlaşıldı değil mi? Şöyle yani ne söz almış? Buldun değil mi? Evet. Aferin. Ne söz almış? لَمَا اَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمًا Yani ey İsrailoğulları ben onu esas alıyorum. Anlaşıldı değil mi? Size kitap bir hikmet geldiğinde, getirdiğimde yani peygamberler söz alıyor veya Allah burada şey yani peygamberler söz alıyor. Size kitap bir hikmet getirdiğimde لَمُتْ تَوْتِيَ Hazırlama lamı, muvatta diyorlar. لِيَنْ اَخْذَلْ مِيْسَقْ فِي مَانَ الْاِسْتِحْلَافِ Yani bir kimseden söz almak demek, yemin ettirmek demek yani. Yani yemin ettiriyor. Burada lam o manayı hazırlıyor yani. Yani sizden söz alıyorum, yemin edin. Size kitap ve sünnet geldiğinde ve fî le tü'minün ne bu da cevap?
Bu sanki birinci lam kasem, o da kasemin cevabı. Lamu cevabil kasemi bu. Ve ma, oradaki ma, lemadaki ma, yecuzu en tekune mutadammineten limane şart. Şart manasını ihtiva edebilir. Yani eğer size kitap ve nedir hikmet gelirse şöyle yapmanız lazım. Bu şekilde. Ve letü'minünne, iman edeceksiniz onlara. Saddün mesedde cevabil kasemi ve şartı cemiyan. Yani hem kasemin cevabı hem de şart manasının ikisinin birlikte onun yerine geçmiş sanki. Oldu. Ve entekune, bu birinci mana. Şart manası. Ma'nın manası. Ve entekune mevsuleten bimana. Şu manada ismi mevsul de olabilir ma. اَلَّذ۪ينَ اَتَيْتُكُمُوهُ لَتُؤْمِنُونَ بِهِ Benim size getirdiklerime mutlaka iman etmeniz lazım. Anlaşıldı. Yalnız buna bazı itirazlar olmuş. Biz ona girmiyoruz. Yani lam-ı muvatt'a olduğu konusunda itirazlar var. Ama ism mevsul olursa itiraz falan yok. O nahiv tartışmalarına girmeyelim. Manayı anladık nasıl olsa. Şart manasına da olsa anladık. İsm mevsul manasına da olsa anladık. Şimdi sümme ce'ekum, sonra gelecek, geldikten sonra bu yukarının devamı. Yani lema, ne zaman ki eğer gelirse size kitap ve hikmet, ayrıca size gelirse matufun ale sile, o zaman ikinci manayı esas kabul etti nesefi. Tamam mı? Yani sıla cümlesine atıf. Hangisiydi? Ma'dan sonra gelen sıla cümlesine. Vel aidu minhu ila ma. Ait zamiri de ma'ya dönüyor. Mahsufun, hasfedilmiş. Ve takdir, sümme ce'ekum bihi, sonra onları size getirirse, yani o kitap ve hikmeti, kim? Resulün musaddikun lima ma'akum, lil kitabillezî ma'akum. Yani sizin mevcut olan Yahudilere diyor, Beni İsrail'e diyor, elinizdeki kitabı da tasdik eden bir peygamber getirirse, ha bak orada bir yanlış mana vermişsin, gelirse diye mana verdim. Halbuki ce'ekum bihi, yani. Anlatabildim. Yani o kitap ve sünneti sizin yanınızdakini tasdik eden bir peygamber getirirse. Bak mealde hata yaptık. Onun için tefsirsiz meal vermemek lazım. Yani şimdi bunları okuduktan sonra mealleri incelemek lazım. Ne derece sağlam, ne derece çürük. Çok hassas yani meal hazırlamak. Onun için Elmalı Hamdi Yazır zorlanmış. Bazı yerlerde böyle manayı esas almış, hiç sanki izah etmemiş gibi yani. Başka çaresi yok çünkü. Şimdi letü'minun nebihi, cevap bu. İsm-i mevsulün cevabı. İman edeceksiniz bir Resul, peygambere. Ve letansurunnehu, ona destek olacaksınız. Er Resul ve huve Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimiz. Lima atey, böyle okuyan da var. Lema değil de yukarıya geçiyoruz. Lima ateytukum. Yani size getirdiklerimden dolayı. Hamza böyle okumuş. Ve ma burada bimane ellezi. Size getirdiğim şeylerden dolayı. Ev maslariyetü veya maslar. Yani ityani keda keda keda. Getirmemden dolayı. Ey li ecli itai yakum ba'del kitabi vel hikme. Yani bir kısım kitap ve hikmeti size getirdiğimden. Sümme li meci'i rasulin musaddiqin lima ma'akum. Yanınızdaki mukaddes kitabı tasdik eden bir peygamberin gelmesinden dolayı letü'minunnehu, ona iman etmeniz lazım. Vellamu, buradaki lam o zaman littalili, illet beyanı için. Ey ehadallahu misakahum, Allah İsrailoğullarının söz aldı. Letü'minunne bir rasuli ve letansurunnehu. Peygambere iman edecek ve yardım edeceksiniz. Niçin? Li ecli enni ateytukumul hikme. Ben size hikmeti getirdim. Ve enne rasulellezî âmerakum bil îmâni ve nusratihi âmurukum. Âmerakum değil. Sizin Allah'ın kelamı olarak ona iman ve yardım etmenizi emrettiğim peygamber muvâfikun lekum. Size muvâfık. Yani hiç aykırı değil ki. Tasdik ediyor sizin kitabınızı. Gayr-ı muhalif. Muhalif değil. Âteynâkum şeklinde de var. Enteresan. Bizde nasıl ki? Ulan, ateytukum var, ateynakum okumuş bazıları. Tabi Cenab-ı Hakk'a yani nahnu manası da azamet ifade etmek için.
medeniyün. Öyle okumuş. Kale ey Allah. Cenab-ı Hak, bak bu önemli. Peygamber diye tercüme ettik mealde. Hatamız ortaya çıktı. Allah buyuruyor ki اَقْرَرْتُمْ وَاَخَسْتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ اِسْرِي. Siz bu dediklerimi kabul edip bu sözler şeyler üzerine ahdimi, yani söz verdiniz mi? Kabiltum ahdi, ahdimi kabul ettiniz mi? وَسُمِّيَ اِسْرًا. Isr yük demek, günah demek. لِأَنَّهُ مِمَّا يُؤْصَرُ. Yüklenilen bir şeydir bu. اَيْ يُشَدُّ وَيُعْكَدُ. Yani şiddet görülen, bağlayan bir şey yani. Hani yük de bağlanır ya. Kalu, dediler ki İsrailoğulları, akrarna, kabul ettik. Kale, Cenab-ı Hak da buyuruyor, feşhedu. Yani feleşhed ba'dukum ala ba'dun bil ikrar. O zaman bir kısmınız diğer kısmınıza ikrar ettiğinize dair şahitlik edin. Ve ene ma'akum mineşşahidin. Ben de sizlerle beraber bu şahitliğinize şahitlik edenlerdenim. وَاَنَا مَعَكُمْ عَلَى ذَٰلِكَ مِنْ اِقْرَارِكُمْ وَتَشَاهُدِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Yani bu mesele üzerine sizin ikrarınıza ve şahitlerle beraber şahitlik etmenize ben de beraberim. وَهَذَا تَوْكِيدٌ عَلَيْهِمْ. Onların aleyhine bir pekiştirme. Yani inkar edemezsiniz. وَتَحْذِيرٌ مِنَ الرُّجُوعِ. Geri dönmelerine sakındırma. اِذَا عَلِمُوا بِشَهَادَةِ اللّٰهِ. Allah'ın şahit olduğunu öğrenince ve şehadeti ba'dihim ala ba'd, bir kısmı bir kısmına da şahitlik eder olduğunu duyunca, vakıyla bir görüşe göre kâlallahu lil melâiketi işhedû. Bu da mümkün. Meleklere şahit olun demiş olabilir Cenab-ı Hak. Gelelim son ayet grubuna. Femen tevellâ ba'de zâlike. Yani bütün bu sözlerden sonra kim yüz çevirirse feuleykuhumul fâsikûn. Onlar Allah'ın emir ve yasaklarını çiğneyen fâsıklardır. Efegayr, şimdi efegayr dinillahi yebgun. Siz Allah'ın dini dışında bir şey mi istiyorlar? Siz değil de. Onlar Allah'ın dini dışında başka bir şey mi arıyorlar? Ve lehu, halbuki Allah'a esleme men fis semavati tav vel ardi tav'an ve kerhen. İster isteyerek, istek zorla göklerde ve yerdeki her şey Allah'a teslim et olmuş, itaat ediyor. Ve ileyhi yurcaun, ona döndürülecekler neticede. En son bu Necran ahalisine söylenen son ayet olduğunu zannediyorum. Kul, şöyle söyle ey şanlı peygamber. Âmennâ billâh, Allah'a iman ettik. Ve mâ unzile aleyna, bize indirilen Kur'an'a da iman ettik. Ve mâ unzile alâ İbrahim'e ve İsmail'e ve İshâk'a ve Yakub'e vel esbâti. Hazreti İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve onun boylarına gelen, indirilen bütün mukaddes şeylere iman ettik. Ve mâ utiye Musa ve İsa, yani Hazreti Musa ve İsa'ya verilene de iman ettik. Ve nebiyyûne min rabbihim, Rabbilerinden peygamber olanlar, bu kime atıf mı acaba? Vallahi tam bilmiyorum. Tabii. Rabbilerinden, yani evet burayı tam anlamadım, inşallah gelir. Yani la nüferriku beyne ahadim minhum, Rabları katından peygamber olanlar arasında hiçbir ayrım da yapmayız. Ben böyle anladım, tefsir düzeltecek hatamızı. Zaten tefsir okuyoruz, onun için hatalar düzelsin. Ve nahnu lehu muslimun, biz Allah'a teslim oluyoruz. Müslümanız yani. Bakalım bu ayetleri nasıl tefsir edecek bizim Molla Ebu'l-Berekat Nesefi? فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَٰلِكَ الْمِنْسَاقِ وَالْتَوْكِيدِ. Bu söz verdikten ve pekiştirdikten sonra kim yüz çevirirse, وَنَقَدَ الْاَحْدَ بَعْدَ قَبُولِي, kabul ettikten sonra sözünü bozarsa, وَاَعْرَضَ عَنِ الْا۪يمَانِ بِالنَّب۪يِّ الْجَائِ, gelecek olan peygambere imandan yüz çevirirse, فَاُولَٰيكَ هُمُ الْفَاسِكُونَ الْمُتَمَرِّدُونَ مِنَ الْكُفَّرِ. Kafirlerin inatçılarıdır bunlar. Ama fasık hem kafir manasına gelir, hem de Müslüman yani olup da, mümin olup da günah işleyenler manasına. Genel bir tabir. اَفَغَيْرَ دِينِ اللّٰهِ يَبْغُونَ. Allah'ın dininin dışında başka bir şey mi arıyorlar? Yani bu biliyorsunuz hemze-i inkar bu. İstifham-i inkari. Aramasınlar manasına.
دخلت همزة الإنكار على الفاء العاطفة جملة على جملة. Cümleyi cümleye atfeden fa'nın üzerine hemze-i inkar gelmiş. Ne demek manası? Vel mana fe ulaike humul fasikun. Anlatabiliyor. Onlar fasıklar. Fe gayre dinillahi yebgun. Yani ona atıf. Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Sümme tevassatatil hemzetu beynehuma. Önce atfedilmiş, sonra araya hemze girmiş. Niçin? Yani ve ecuzu caizdir. Yani böyle. Hemze girmesi, yani siz Allah'ın dininden başka din mi arıyorsunuz? Aramayın manasına. O hemzenin girmesinin sebebi o. Ve yecuzu caizdir en yu'tafa la mahsufin. Yani bunun hasfedilmiş bir şeye atfedilmiş olması da mümkün. Şöyle takdiruhu, takdiri şöyle. E tevellevne. Onlar hala verdikleri sözden vaz mı geçiyorlar? Fe gayre dinillahi yebgun. Allah'ın dini dışında başka bir şey arıyorlar. Atıf fede, yine atıf. Ve kuddimel mef'ulu ve huve gayra dinillah. Bu kelime önce getirilmiş, takdim. Neden mef'ul takdim edilir? İlmi manide bir mana için. Ya taksis, ya has. Ala fiili, fiilinden önce gelmiş. Liennehu ehem. En önemli mesele o. Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Min haysu şöyle. İnnel inkârellezî huve mânel hemzeti, yani hemzenin ifade ettiği istifham-ı inkârî manası, muteveccihun ilel ma'budi bil batıl. Batıl şeylere ibadet edilmeye yönelik bir inkârdır. Ve lehu, halbuki Allah'a, esleme men fisseme, esleme men fissemâvat el melâike, semâvattaki melekler, vel ardı, yer küresindeki, el insu vel cin, insanlar cinler, tav'an isteyerek. Nasıl? Bin nazari fil edille. Delillere bakarak. Vel insafi min nefsi. Kendi nefsinden insaf yaparak. Hakkı gözeterek. Veya vekere. Veya zorla. Bis seyf. Kılıçla itaat edersin. Ev bi muayenetil azabi. Veya azabı görünce. Nasıl mesela? Azap. Dünyada azap tabi bu. Kenet kil cebeli ala beni İsrail. İsrail oğullarına dağın üstlerine çökmesi gibi. Ve idrakil garhi firavuna. Firavuna boğulmanın yetişmesi gibi. Vel işfai alel mevt. Ölüme yaklaşmak gibi. Tam ölüm anında amentü diyor ama işe yaramıyor şey. Firavuna da yaramıyor. Felemma ra'u be'sena. Bu yani. Bu ayet onu izah ediyor. Kalu amennâ billahi vahdeh. Bizim azabımızı gördüklerinde derler ki biz sadece Allah'a iman ettik. Putları bıraktık. Anlaşıldı. Peki vantusi ve tav'an ve kerhen alel hal. Tav'an ve kerhen kelimeleri hal olarak mansub oldu. Ey tayi'ine ve mukrihin. İsteyerek veya zorla. Oldu mu? Ve ile yuturca'un. Dönecekler ona. Fe tücezevne. Bizde yurca'un. Bu yeni bir. Yani alel amal. Yani amelleriniz üzerine cezalandırılacaksınız. Yebgûn ve yurce'ûn. Her ikisi de bilyâ-i fîhima. İkisinde de ye kullanılacak. Kim diyor bunu? Hafs diyor. Bizim kıraat. Ve bittâ-i fîsânî. İkinci de te ile ve fethil cîm. Allah Allah. Yani turce'ûn şeklinde Ebu Amr okumuş. Anlatabildim? Böyle okumuş. Ama mana değişiyor. لِأَنَّ الْبَاغِينَ هُمُ الْمُتَوَلُّونَ. Çünkü arayanlar, yüz çevirenler verdikleri sözden. وَالرَّاجِعُونَ جَمِعُ النَّاسِ. Ama dönenler herkes. Allah Allah. وَبِالتَّاءِ فِيهِمَا وَفَتْحِ الْجِيمِ غَيْرُهُمَا. Bu iki kurra dışındakiler de her ikisinde de te ile. Yani tebğûne ve turce'ûne şeklinde. Yani tübğâvne mi o? Yok tebğûne. Evet, evet, evet. Tabi tübgavne yani ve turcaune şeklinde. Tamam? Diğer kurralar. Bunlar mana fark ettirmiyorsa ben hiç ilgilenmiyorum. Çünkü kıraat ayrı bir alan. Değil mi? Yani biliyorsunuz kıyamet biri içer biri bakar. Kıyamet ondan kapar. Sen içiyorsun, ben içiyorum. Yasin Beşer'e mahrum. Ya. Şimdi okuyoruz. Kul. Ey şanlı peygamber, ben ayağım değdi. Son sözü olarak söyle. Amenna billah. Biz Allah'a iman ederiz.
ve ma unzile aleyna umira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bize indirilene, yani Resulullah'a emredilene. Bi en yuhbire an nefsihi, ister kendisinin verdiği haberler. Ve ammen ma'ahu bil iman, onunla birlikte iman etmemiz gereken her şeyi kabul ediyoruz. Felizâ, bu sebeple vuhide damiru fi kul. Yani peygamberimize direkt hitap olduğu için, yani kul diye şey yapıldı, zamir müfret getirildi. Ve cumi'a fi amennâ, ama iman edenlerde cemi getirildi. Değil mi? En veya ümira, yani emredildi. Bi en yetekelleme an nefsihi kema yetekellemul mülûku iclâlen minallâhi li kadri nebiyyihi. Bu da mümkün. Yani kendisi konuşuyor manasında. Nasıl ki krallar yani konuştuğu gibi. Burada peygamberinin şerefini artırmak için Allah bu ayette peygamberimizi sanki kendisinin konuştuğu şeklinde ifade çıkmış. Ona yani şeref kazandırmak için. Tamam? Yani onun söylediği benim söylediğim gibi yani. Anladınız değil mi bunu? Ve uddiye unzile. Unzile müteaddi olmuş. Hüna burada bir harfil isti'la. Ala kelimesiyle. Bu da önemli. İla ile de mümkün. Tamam? Ala ile. Ve fil bakara bir harfil intiha. Ama bakarada şeyle ila ile. Hatırlarsan unzile ileyna. Burada ala. Niçin? Li vücudil maneye. Yani biliyorsun harfi istila dediği ala. Diğeri de ila. Şimdi iki mana da var. Yani üstünlük de nihai mana da var. İzil vahyu yenzilu min fevku. Çünkü vahiy yukarıdan iner. Allah'ın makamından. Bu isti'la. Ala'nın manası. Ve yentehi ile rasul peygambere neticede gelir. Onda biter. O da ila. Fecaa taraten bi ahadil maneyeyn ve uhra bil ahar. Onun için ünzile, enzele bazen ila ile bazen ala ile gelmiş. Ne kadar güzel nükte değil mi? Ve kâle sahibu lübab. Ha. Lübab sahibi. Kim bu lübab, bilen var mı? Ben bilmiyorum ha. Lübab-ül usul olabilir hocam. Esbab-ül nuzul. Ha, bak işte şimdi oldu. İşte yine de bir bakayım mı kardeşler? Belki de bize söyleyebilir. Der ki lübab şudur. Yok yok. Hiçbir şey söylememiş. Ha. Lübab-ül usul olabilir. Esbab. Şey çünkü esbab-ül nuzul. Aferin molla. Bak ben unuttum. Evet, evet, evet. Şimdi kardeş, lübabın sahibi demiş, وَالْخِتَابُ فِي الْبَقَرَ لِلْاُمَّةِ. Sure-i Bakara'da bütün hitaplar ümmeti Muhammed'edir. لِقَوْلِهِ قُولُوا. قُولُوا diyor bak, söyleyin. فَلَمْ يَسْخَ اِلَّا اِلَى. Tamam, bu sebeple ilâ'dan başka sahih olmaz. İlâ'dan kim? Emmecik diyor tabi. Felem yasıha illa ila. Ancak iladan başka sahih olmaması lazım. Liennel kütübe müntehiyetun ilel enbiya. Çünkü mukaddes kitaplar neticede peygamberlere son olarak geliyor. Ve ila ümmetim cemiyan, bütün ümmetine. Ve hüna kale kul. Burada kul dedi bu ayette. Ve huve hitabun linnebi aleyhisselam dune ümmeti. Peygamberimize hitaptır, ümmetine değil. Fekâne layiku bihi ala. Onun için ona layık olan aladır. Liennel kütübe münzeletun aleyhi. Çünkü kitaplar peygamberlere indirilir. La şirkete veya şerikete lil ümmeti fih. Burada ümmetinin ortaklığı yok. Ve fihi nazar. Ancak lübabın söylediği bu beyana iyi düşünmek lazım. İtiraz ediyor Nesefi. Li kavli teala. Çünkü Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Aminu billezî unzile alellezîne âmenû. Bak. Yani iman edenlere, indirilene iman edin. Orada sadece peygambere değil, müminlere de ala kullanmış. Lübabı tenkit etti Molla-i Azim ve haklı tenkidinde. Ve ma unzile ala İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'e vel Esbat. Esbat biliyorsun Yakub'un oğulları, İsrail oğulları. Bütün bunlara indirilenlere de iman ettik. Evladı Yakub. Ve kâne fîhim enbiya. İşlerinde çok peygamber vardı biliyorsun. İsrail oğullarının peygamberleri. وَمَا اُوْتِيَ مُوسَى وَعِيْسَى وَالنَّبِيُّونَ
Hazreti Musa ve İsa'ya ve peygamberlere verilen, bak o onaymış yani. Ben yanlış mana vermedik ama ve nebiyyune Musa'ya atıfmış. Orayı o anda fark edemedim ben. Tamam? Öyle düşünmüştüm. Öyle düşünmüştüm de yine bekleyelim dedim. Yani. Ha, ama yani işte hata ediyoruz. Yani onun için yani dikkatli olmak lazım. Hata edebilir insan. Kerrara fil bakara. Bakara'da ve ma utiye diye tekrarlanmış. Aynısı geçti biliyorsun. Ve ma utiye nebiyyune min kablihim geçti. Bakara'da. Ama burada ve lem mükerrer huna. Burada tekerrür etmedi. لِتَقَدُّمِ ذِكْرِ الْا۪يْتَى Çünkü verme kelimesi geçtiği için. حَيْتُ قَلْ لَمَا آتَيْتُكُمْ Bu geçti ya, itadır bu, verdiğim. مِنْ رَبِّهِمْ Rabbilerinden, مِنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ Yani hepsine müteallik. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَا اَحَدٍ مِنْهُمْ Müstakil bir cümle. Yani biz peygamberler arasında fark gözetmeyiz. فِي الْاِمَانِ بِهِمْ iman etme noktasında. كَمَا فَعَلَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى Yahudi ve Hristiyanlar yaptığı gibi. Ve nahnu lehu muslimun. Biz Allah'a teslim olmuş Müslümanlarız. Muvahhidun, muhlisun enfusena lehu. Muvahhid, Allah'ı tevhid ile bilen, iman edenleriz. La nec'alu lehu şeriken fi ibadetina. Biz ibadetlerimizde Allah'a şerik koşmayız kardeş. Cezakumullahu hayran kesira. Ve allemenallahu ilmen nafi'a. Haydi kapat şu telefonu, ver tekrar tak. Çünkü önemli olmasa, anlatabildim mi? Aramaz benim emmecik.